Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar konusuyla konu anlatım videolarına devam ediyorum. Öncelikle fonksiyonun tanımını verelim. A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanını eşleyen ilişkiye A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon diyor, denir diyoruz. Ve fonksiyonlar F, G, H gibi ifadelerle gösterilir. Ve A'dan B'ye fonksiyon tanımlı olması için F A'dan B şeklinde ifadesiyle gösteriyoruz. Ve A'dan B'ye tanımlı fonksiyon şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. A ve B boş olmayan iki küme dedik. A'dan B'ye fonksiyon tanımlı olabilmesi için A'daki her bir elemanın B'de yalnız bir ve yalnız bir elemanla eşlemesi lazım. Yani tanım kümesindeki her bir elemanın karşı tarafta sadece bir elemanla eşlenmesi lazım. Karşı taraf dediğimizde değer kümemiz. Şimdi tanım, küme, tanım kümesindeki ifadelerde mesela A'nın, B'nin ve C'nin mutlaka karşı tarafta biriyle eşlemesi lazım. Evet A'ya bakıyoruz 2'ye gitmiş, B'ye 1'e gitmiş, C de 2'ye gitmiş. İlk şartı sağladı ve sadece mesela A sadece 2'ye gitmiş. Hem 2'ye hem 1'e gitmemiş. Eğer hem 2'ye hem 1'e gitseydi fonksiyon tanımını sağlamazdı. Bu şekilde ifade ediyoruz. Bunun dışında daha akılda kalıcı olması için şöyle bir ifade söyleyebilirim. Tanım kümesine çocuklar kümesi dersek, değer kümesine de kadınlar kümesi dersek eğer, Şimdi biliyoruz ki her bir çocuğu mutlaka bir annesi vardır. Ama e, her kadının illa bir çocuğu olacak diye bir ifade yok. Yani anne olmak zorunda değil sonuçta. Şimdi bu mesela A çocuğunun annesi 2. B çocuğunun annesi 1. C çocuğunun da annesi 2. Yani her çocuğu mutlaka karşı gitmesinin sebebi bu. Her çocuğu mutlaka bir annesi vardır. Ölmüş de olsa bir annesi vardır. Veya B kümesine baktığımız zaman karşı tarafta ne dedik? Her kadına mutlaka anne olmak zorunda değil. Mesela 3'ün bir çocuğu yok. Bu fonksiyonluğu bozmaz. Her kadın bir anne olmak zorunda değil. Ama 1 ve 2'nin A ve B gibi çocukları varmış. Bu şekilde tanım kümesi ve değer kümesi ile ilgili aklınızda bu şekilde de kalabilir. Ee, burada tanım kümesini ve değer kümesini vermiştik. A'nın görüntüsü 2'ye, B'nin görüntüsü 1'e, C'nin de görüntüsü yine 2'ye gitmişti. Bunun tamamı değer kümesi. Buradaki elemanların karşılık geldiği 1 ve 2 ifadeleri bunların görüntüleri. Dolayısıyla biz buna görüntü kümesi diyoruz. Şöyle yazalım. Görüntü kümesi ve görüntü kümesinin değerinde burası A, A kümesi ise F fonksiyonundan geçerek artık B ifadesinin olduğu yerde biz ne diyoruz? F A diyoruz. Yani A'nın F altındaki görüntüsü bize 1 ve 2 elemanlarını vermiş oldu. Bunun dışında a kümesinden b kümesine tanımlı bir fonksiyon ise f a'dan b dedik. a kümesine tanım kümesi b kümesine değer kümesi dedik. a'da alınan bir x elemanını değer kümesindeki fx yani sonuçta x elemanını f fonksiyonu ile eşleniyor ve fx gibi bir eleman çıkıyor. Ve biz buna da fx ifadesine de y şeklinde ifade ediyoruz. Bunu hiç unutmayalım fx eşittir y ifadesini çok kullanacağız. A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olabilmesi için tekrar buraya da yazdık. Tanım kümesinde her bir elemanın mutlaka görüntüsü olması lazım. Yani A kümesinde açıkta eleman kalmamalı. Tanım kümesindeki her elemanın yalnızca bir görüntüsü olması Sonuçta bir çocuğun iki tane annesi olamaz. Sadece bir tane annesi vardır. Ve değer kümesinde açıkta eleman kalması fonksiyonu bozmaz demiştik zaten. Devam edelim. Fonksiyon olup olmadığı ile ilgili örnekler bakalım. Mesela birinci öncülümüzde bize fonksiyon belirtili soruyor. 1 A'ya gitmiş, 2 B'ye gitmiş, 3 D'ye gitmiş. Şimdi ilk şartımız neydi? A'daki yani tanım kümesindeki her bir elemanın karşılığı olacak. Karşı tarafta bir elemanla eşleyecek. B'deki her bir eleman yani burada açıkta eleman kalabilir demiştik. Her çocuğun annesi var. Bu e, kadının yani bir çocuğu yok. Bu fonksiyonu bozmaz demiştik. Dolayısıyla birinci öncümüz fonksiyon belirtti. İkinciye bakalım. Şimdi A çocuğunun annesi 4. B'nin annesi 4. C'nin annesi 4. D'nin de annesi 4. Şimdi sonuç olarak bunların A, B, C, D'nin her bir buradaki her bir eleman karşı tarafta bir elemanla eşlemiş. Ve e, bunlar sonuçta mesela A hem 1'e hem 4'e gitmemiş. A hem 1'e hem 4'e gitmiş olsaydı A'nın bir tanesi olurdu, 4 tanesi olurdu ve bu saçma olurdu. Ama A, B, C, D'nin mesela bunlar 4'ü de kardeşmiş gibi düşünebiliriz. 4 kardeşin annelerinin 4 olduğunu söylüyor. Bu da yine aynı şekilde fonksiyonu bozmaz. Buradaki kadınlara çocuğu olmak zorunda değil zaten. Dolayısıyla ikinci öncümüzde bir fonksiyon belirtti. Üçüncüsüne bakalım. Mesela burada bir kere ilk şartı sağlamadı. Birin karşılığında olan yani bu çocuğun bir annesi verilmemiş. Oradan bir kere fonksiyonu bozuldu. İkinci olarak da mesela ikinin annesinin hem A hem B hem C hem D olduğu söylenmiş. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz fonksiyon değildir diyoruz. Dördüncüye bakalım. Birin annesi A, ikinin annesi C. Ancak üçün annesi yine yok. Bu da fonksiyonu bozduğu için dördüncü öncülümüzü de almıyoruz. Bu şekilde fonksiyon belirtenler 1 ve 2 geldi. Evet diğer bir örneğimize bakalım. A ve B kümeleri verilmiş. A kümesinden B kümesine kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi bunun için bizim hiçbir form formüle ihtiyacımız yok. Direkt kendimiz yorumlayabiliriz. Mesela bir A kümesi ve bir B kümesi alalım. A kümesinde 1, 2, 3 elemanları var. B kümesinde de A ve B elemanları var. A kümesinden B kümesine kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi mesela bir A'ya gitmiş olabilirdi veya B'ye gitmiş olabilirdi. İkisine birden değil yalnız. Birin Annesi A da olabilirdi, B de olabilirdi. İki farklı ihtimal olduğu için iki durum geldi. B için yine aynı şekilde annesi A da olabilirdi, B de olabilirdi. Yine aynı şekilde iki farklı durum geldi. 3 için baktığımız zaman 3'ün de yine aynı şekilde annesi A olabilirdi ya da B olabilirdi. 2'nin annesi A olup B olup Birin annesi A veya B olacaktı. Yani 3 tane eleman içinde ikişer farklı durum geldiği için bir için 2 durum, 2 için 2 durum, 3 elemanı için yine aynı şekilde 2 durum geldi. Dolayısıyla A kümesinden B kümesine 2 üzeri 3'ten 8 farklı fonksiyon tanımlanabilir diyoruz. Şimdi biz buradan formülümüzü hatta kendimiz de oluşturabiliriz. Sonuç olarak biz 2 üzeri 3 yaparak ne yapmış olduk? Buradaki 2 kimin elemanı? Kimin eleman sayısı? B'nin eleman sayısı. Yani B'nin eleman sayısının kuvvetine kimi yazıyoruz? 3 eleman olan A. A'nın eleman sayısını yazdığımız zaman biz demek ki direkt fonksiyon kaç tane fonksiyon tanımlanabildiğini buluyoruz. Ya da direkt bu şekilde mantık yürüterek de soruları çözebiliriz. Mesela buradaki notumuzda yazmıştık. A kümesinden B kümesine tanımlanan fonksiyon sayısı B'nin eleman sayısı A'dan B'ye gidecek. B'nin eleman sayısının kuvvetine A'nın eleman sayısını yazdığımız zaman fonksiyon sayısını bu şekilde bulabiliyoruz. Başka bir örneğimizde f a'dan b'ye tanımlı bir fonksiyon ve a 1 2 3 elemanları verilmiş. fx fonksiyonu verilmiş bize 2x artı 3 şeklinde fonksiyon veriliyor. Buna göre f a nedir? Şimdi f a dediğimiz ifade mesela x de burada a'dan b'ye geçtiğimiz zaman x aldığımız bir eleman b'deki neydi? f fonksiyonu ile tanımlandığı için fx oluyordu. Mesela burada da diyor ki F A yani A'da alınan bir elemanı karşı tarafa gönderdiğimiz zaman görüntüsü yani değer kümemiz burada ne olacak? F A şeklinde gelecek. Şimdi buradaki ifademizde o zaman şöyle yazalım. A kümesi elemanları 1, 2, 3. Şöyle kümemizde yazalım hatta çizelim. A kümesinin elemanları 1, 2, 3. B kümesinin elemanları da bize neyi verecek? F A'nın karşılığı bize sonuçta bunlar A ise A'nın elemanları ise buradakiler de F A'nın değerlerini verecek. Fonksiyonumuz 2x artı 3. Burada o zaman x gördüğümüz yere a'nın elemanlarını yazacağız tek tek tek. x yerine 1 yazdık f1 geldi fonksiyonumuzu uyguluyoruz 2 çarpı x yerine 1 yazdık artı 3'ten burası 5 geldi. Bunun dışında e, a'nın elemanları olan 2 yazdığımız zaman 2 çarpı 2 artı 3'ten 7 geldi. 3'ü yazdık elemanda x yerine 3 yazdık 2 çarpı 3 artı 3'ten buradan da 9 geldi. Dolayısıyla f a'nın elemanlarında 5 7 ve 9 oluştu. Yani B kümesinin elemanları da bunlar geldi. Dolayısıyla FA dediğimiz ifade kimler oldu? 5, 7 ve 9 diyoruz. Bu arada şundan da bahset, bahsedelim. Ee, i̇lk başta tanımıza ne demiştik? Buradaki tanım kümesi, burası bize değer kümesini veriyor. Mesela burada 1, 5'e gitti. 2, 7'ye gitti. 3, 9'a gitti. Burası değer kümesi. Aynı zamanda 1, 2 ve 3'ün e, burada karşılığı olan yani görüntüleri olan 5, 7 ve 9'a biz aynı zamanda görüntü kümesi diyoruz. Bunu da bilelim. Evet dördüncü örneğimizde F A'dan B'ye ve B'nin bu sefer elemanlarını vermiş. Yani değer kümesinin görüntülerinin değerlerini vermiş bize. A kümesini bir F fonksiyonuna girdiğinde görüntülerine 0, 1 ve 4 olduğu verilmiş. Buna göre A kaçtır? Yani tanım kümesindeki elemanlar nedir? Şimdi A'daki elemanları bilmiyoruz değer kümesindeki yani B'deki görüntülerinin 0, 1 ve 4 olduğunu biliyoruz. fx fonksiyonundan geçtiklerinde görüntüleri bunlar gelmiş. Peki bunlar hangi elemanlar? Şimdi şöyle diyeceğiz bu sefer fx fonksiyonu yani x artı 3'ün değerleri 0, 1, 4. O zaman şöyle diyeceğiz 0, x artı 3 ifadesinin 0 olabilmesi için x'in buradan ne olması gerekiyor? Eksi 3. O zaman eksi 3'ün karşılığı 0'a gitmiş. Aynı şekilde x artı 3'ün değeri 1 olduğuna göre x değerimiz buradan eksi 2. Eksi 2'nin karşılığı 1'e gitmiş x artı 3'ün değeri 4 ise x değeri de buradan 1. O zaman buradaki 1'in karşılığı da 4'e gitmiş. Dolayısıyla tanım kümemizdeki elemanlar yani A kümesinin elemanları eksi 3, eksi 2 ve 1 gelmiş oldu. Beşinci örneğimizde fx eşittir x kare eksi 2 ise f3 kaçtır, fx artı 1 kaçtır, f2x ve fx kare eksi 1 değerlerini kaçtır diye sormuş. Şimdi elimizde fx fonksiyonu var. Şöyle yazalım fx fonksiyonu var. Bunun x kare eksi 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. Bizden f3 değerini istiyor. Yani x gördüğümüz yere 3 yapmamız yani bu parantezin için 3 yapmamız lazım ki f3 değerine ulaşalım. O zaman x eşittir 3 için dediğimiz zaman f3 eşittir x yerine 3 yazdık. 3'ün karesi eksi 2'den cevabımız 7 geldi. f3'ün değeri 7'ymiş. Aynı şekilde f x artı 1. Şimdi elimizde x var parantezin içi x iken parantezin içinin x artı 1 olmasını istiyor. O zaman aslında burada da ne yapıyor? X gördüğü yere x artı 1 yazmış. Burada nasıl içerisini 3 yapmak için x gördüğümüz yere 3 yazdık. Burada x'in x artı 1 olabilmesi için x gördüğümüz yere şöyle okla gösterelim hatta. x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. O zaman burada da x gördüğümüz yere x artı 1 yazdığımız zaman f artı 1 eşittir. Fonksiyonda x gördüğüm yere x artı 1 yazdım. Karesi eksi 2. Buradaki ifadeyi düzenlediğimiz zaman x kare artı 2x artı 1 eksi 2 x kare artı 2x eksi 1 ifadesine ulaşmış olduk. Aynı şekilde f2x istemiş. Yani x gördüğümüz yere bu sefer de 2x yazmalıyız ki f2x'e ulaşalım. Yani şöyle devam edelim. x gördüğümüz yere 2x yazdığımız zaman fx fonksiyonunu tabi temel alıyoruz. x gördüğümüz yere 2x yazdık. Aynı şekilde karşılığında da x gördüğümüz yere 2x yazdım. 2x'in karesi eksi 2 geldi. Düzenlediğimiz zaman da 4x kare eksi pardon burada da 2 gelmiş oldu. Son olarak da x kare eksi 1 olmasını istiyor. Yani x gördüğümüz yere bu sefer de x kare eksi 1 yazacağız ki parantez içi x kare eksi 1 olsun. Yani x dediğimiz yere x kare eksi 1 yazıyoruz bu sefer. F x gördüğümüz yere buradaki ifadede x kare eksi 1 yazdık. Aynı şekilde karşılığında da yazıyoruz. x kare eksi 1'in karesi eksi 2 geldi. Burayı da düzenleyelim. x kare eksi 1'in karesini aldığımız zaman x üzeri 4 eksi 2 x kare artı 1 eksi 2 geldi. Burada x üzeri 4, eksi 2x kare, eksi 1 ifadesine ulaşmış olduk. Bu da bize fx kare eksi 1 ifadesini vermiş oldu. Evet 6. örneğimize bakalım. f, r'den r'ye bir fonksiyon verilmiş. fx artı 1'in 2x eksi 3'e eşit ise demiş f0, fx 3 ve f5 kaçtır? Şimdi şöyle yazalım tekrar. fx artı 1 ifadesi 2x eksi 3'e eşit. Şimdi içerisi yine aynı mantıkla gidiyorum. İçerisinin sıfır olmasını istiyorum. İçerisini sıfır yapabilmem için x artı 1'i sıfır eşitlemem lazım. x artı 1'in sıfır olması için de x'in eksi 1 gelmesi lazım buradan. O zaman şöyle diyoruz. x gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımız zaman buradaki ifadede x gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1 artı 1'den burası sıfır olduğu istediğini elde ettik. Ama devamında da yazıyoruz. 2 çarpı x gördüğümüz yere eksi 1 yazdık. Eksi 3, eksi 2 buradan da eksi 5 geldi. Aynı mantıkla diğerlerine bakıyorum. İçerisinin bu sefer eksi 3 olmasını istiyorum. Yani x artı 1'in parantez için eksi 3 olmasını istiyorum. O zaman şöyle diyeceğim. x artı 1'in eksi 3 olması için x yerine ne yazmamız lazım? Yani x'in değerini tek başına bırakıyorum. x yerine eksi 4 yazmamız gerekiyormuş. Fonksiyonda x yerine eksi 4 yazdığımız zaman içerisi eksi 3 oldu. Aynı şekilde burada da yazdık. 2 çarpı x yerine eksi 4 yazdık. Eksi 3. Buradan da eksi 8, eksi 11 değerine ulaştık. Aynı şekilde içerisini 5 yapmak istiyoruz. Yani x artı 1'in 5 olması için x'in de buradan 4 olması lazım. Fonksiyonu yine aynı şekilde x yerine 4 yazdığımız zaman 4 artı 1'den parantez içi 5 oldu. İstediğini bulduk. Karşılığı için de 2 çarpı x yerine 4 yazdım. Eksi 3 buradan da cevabımız 5 geldi. Evet fonksiyon çeşitleriyle devam edelim. Öncelikle birebir fonksiyondan bahsedeceğiz. Bir fonksiyonun tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü farklı ise bu fonksiyona birebir fonksiyon denir diyoruz ve birebirliği bu şekilde de gösteriyoruz. Hemen örnekte bakalım. Mesela ne dedi bize? Tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü farklı olacak. 0'ın görüntüsü 6, 1'in görüntüsü 3, 2'nin görüntüsü 4. Bunları sağladı. Bir de şöyle bir şey var. Bir fonksiyon demiş. O zaman öncelikle bir de fonksiyon olup olmadığını kontrol etmemiz lazımdı. Mesela bu ifade fonksiyonunu sağlıyor mu? Evet her bir elemanın görüntüsü karşı tarafta var. Burada açıkta eleman kalmasının bir sıkıntı yaratmıyordu. Bu ifade bu A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlıyor. Aynı zamanda her bir elemanın da görüntüsü farklı olduğu için bu ifade birebir bir fonksiyondur diyoruz. Buraya bakalım. E, öncelikle fonksiyonunu kontrol ettik. Evet her bir elemanın karşılığı var. O zaman buradaki ifademiz bir fonksiyondur. Peki birebir midir? Sıfırın e, karşılığı 3'e gitmiş, 1'in karşılığı 4'e gitmiş, 2'nin de karşılığı 4'e gitmiş. Yani burada 1 ve 2'nin görüntüsü aynı gelmiş ama bize her elemanın görüntüsü farklı olsun demişti. Dolayısıyla bu ifademiz birebir değildir diyoruz. Bunun dışında bir de birebirliği şöyle kontrol edebiliyoruz. f(x) fonksiyonunda her x1 x2 elemandır A için eğer f(x1) yani görüntüleri x1 ve x2'nin görüntüleri birbirine eşit iken x1 ile x2 de birbirlerine eşit ise fonksiyona birebir fonksiyon denir diyoruz. Örnekte bakalım. Mesela f r'den r'ye fonksiyonu verilmiş. fx 2x artı 1 bir fonksiyonun birebir olup olmadığını bulunuz demiş. Şimdi x1 ve x2 gibi elemanlar alsak yani şöyle mesela f x1 ile fx 2 eğer birbirlerine eşit ise x1 ile x2'nin de birbirlerine eşit olması gerekiyor demiş. Peki sağlayacak mı? fx1 x gördüğümüz yere x1 yazdığımız zaman fx1 değerimiz buradan direkt şöyle yazalım karşılığını yazalım 2x1 artı 1 eşit işte oldu. fx2 dediğimiz ifade x gördüğümüz yere x2 yazdık e, e, 2x2 artı 1 geldi. Şimdi karşılıklı olarak baktığımız zaman bu ifadelerde artı 1'ler birbirlerini götürdü. 2x1 eşittir 2x2 geldi. İkiler de zaten katsayılar aynı olduğu için gitti. Dolayısıyla buradan x1 eşittir x2 geldi. Yani sonuç olarak fx1 fx2 eşit iken x1 de x2 eşit çıktığına göre o zaman bu fonksiyon birebir fonksiyondur diyoruz şeklinde de kontrol edebiliriz. Bunların dışında birebirlikle ilgili bu şekilde de bir soru olabilir. Mesela ABCD kümesi üzerinde tanımlı fonksiyonların hangisi birebirdir diye sormuş. Şimdi şöyle mesela A kümesinde bunlar x virgül y yani şöyle diyeyim x virgül y. O zaman buradakiler bize tanım kümesine birinci bileşenler tanım kümesinin ikinci bileşenleri görüntü kümesini verecek. Biz bunları mesela kümesini kümelerde de göstermek istersek tanım kümesinde kimler var? A var, B var, C var ve D var. Görüntü kümesinde kimler var? B var, C var, D var. B, C ve D var. Burada yine B verilmiş. Şimdi A'nın karşılığı B'ye gitmiş. B'nin karşılığı C'ye gitmiş. C'nin karşılığı D'ye gitmiş. D'nin de karşılığı B'ye gitmiş. Sonuç olarak şimdi buradaki ifademiz evet bir fonksiyon belirtir ama A'nın ve D'nin görüntüleri aynı ifadeyi verdiğine göre o zaman ne diyoruz? Bu ifade birebir değildir diyoruz. A şıkkımız gitti. B'ye bakalım. Yine kümeler çizerek gösterebiliriz. Daha net anlaşılır. Tanım kümesinde A, B, C ve D var. Görüntü kümesinde C, D ve A var. C, D ve A var. Burada yine D verilmiş. A'nın görüntüsü C'ye gitmiş. B'nin görüntüsü D'ye gitmiş. C'nin görüntüsü de D'ye gitmiş. D'nin görüntüsü A'ya gitmiş. Burada yine aynı şekilde birebirliği bozdu. B ve C'nin görüntüleri aynı olduğu için yine bu ifademiz birebir değildir dedik. C'ye bakalım. A B tanım kümesinde A B C ve D var. Görüntü kümesinde B var, C var, D var ve A var. Şimdi A'nın karşılığı B'ye gitti. B'nin karşılığı pardon, B'nin karşılığı C'ye gitti. C'nin karşılığı D'ye gitti. D'nin de karşılığı A'ya gitti. Dolayısıyla bu ifademiz bir fonksiyon belirtir zaten ve aynı zamanda her bir elemanın görüntüsü de farklı olduğu için bu ifade aynı zamanda birebir bir fonksiyondur diyoruz. Evet bir sonraki sorumuz ise 2011 YGS'de çıkmış bir soru. Gerçel sayılar kümesinde ifadelenen fonksiyonların hangileri bire birdir demiş. Şimdi böyle bir ifadeyi ikinci gösterdiğimiz özellikle yapacağız. Yani şunu kullanacağım. Fx1 eşittir. Fx2 ise x1'in de x2 eşit olması gerekiyor. Bunu kullanacağız. Mesela birinci öncüle bakalım. Fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere x1 yazdığımız zaman 2x1 eksi 1 geldi. fx2 için x gördüğümüz yere x2 yazdık. 2x2 eksi 1 oldu. Eksi 1'ler gitti. 2 kat sayıları gitti. Dolayısıyla direkt x1 eşittir. x2 geldi. O yüzden birinci öncülümüz birebir bir fonksiyon oldu. İkinciye bakalım. gx eşittir x kare artı 2 verilmiş. Şöyle ikinci öncülümüzde. Yine aynı şekilde gx1'in gx2'ye eşit olmasına bakacağız. x yerine x1 yazdığımız zaman x1'in karesi artı 2 x yerine yani x2 yazdığımız zaman x2'nin karesi artı 2 geldi. İkiler gitti. x1'in karesinin x2'nin karesine eşit olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle bir durum var. x1 ile bu şartlarda x1 kesinlikle x2'ye eşittir diyemeyiz. Çünkü mesela şöyle bir durum olduğunu düşünün. x1 ve x2'nin 2 olduğunu düşünelim. 2'nin karesi ile 2'nin karesi evet birbirine eşit. Ama şöyle de olabilirdi. Mesela x1 eksi 2 olabilirdi. Bunun karesi x2 de 2 olabilirdi. Bunun da karesi bunun karesine eşit oldu. Yani kareleri birbirine eşit diye x1 ile x2 birbirlerine eşit olacak diye kesinlikle eşit olacak diye bir şart olmadığı için ikinci öncülümüz birebirdir diyemiyoruz. Üçüncüsüne bakalım. Burada da hx eşittir x küp vermiş. Yani h1, h x1, h x 1 h 2 eşit mi ona bakacağız. x1'in küpü x2'nin küpüne eşit olacak mı? Buradaki ifademiz de şimdi sonuçta küp dediğimiz tek bir kuvvetten bahsediyor. Mesela 2'nin 3. kuvveti ile 2'nin 3. kuvveti birbirlerine eşit ama gidip de x1'i e eksi 2'nin 3. kuvveti burasında da 2'nin 3. kuvveti gibi bir ifade alalım ama bunları zaten küpleri birbirlerine eşit değil. Dolayısıyla x1'in küpünün x2'nin küpüne eşit olabilmesi için x1'in x2'ye de eşit olması gerekir. Dolayısıyla 3. öncülümüz de buradan birebir gelmiş oldu. Cevabımız o zaman nedir? 1, 3 diyoruz. 10. örneğimizde 2013 YGS'de çıkmış bir soru. A kümesine 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere F A'dan A'ya fonksiyonu 1'e 1'dir demiş. Yani A kümesindeki elemanların görüntülerinin de A kümesinde olduğunu söylemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğimiz zaman yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarından birine görüntüsü geliyormuş. Buna göre F1, F2, F3, F4 toplamının alabileceği en büyük değerli en küçük değer arasındaki fark kaçtır? Şöyle istediğini bir yazalım. F1 artı F2 artı F3 artı F4. Şimdi 1'in görüntüsü F altındaki görüntüsü karşı tarafa gidecek. 2'nin 3'ün 4'ün hepsinin görüntüsü bu elemanlardan biri olacak. Şimdi öncelikle bu görüntülerinin değerlerin en büyük olabilmesi için öncelikle ona bakalım. En büyük olabilmesi için F1'in karşılığı ve bunun da birebir olabilmesi için her bir elemanın da görüntüsünün farklı olması gerekiyor mutlaka. Mesela F1'in değerinin 6'ya gittiğini düşünürsek. En büyük olabilmesi için gidip de f2'ye de 6'ya gidecek diyemeyiz. Dolayısıyla birebir dediği için f2'ye de o zaman yazabileceğimiz en büyük sayı 5 olur. F3'e yazabileceğimiz en büyük sayı 4 olur. F4'e de yazabileceğimiz en büyük sayı 3 olabilir. Burada hani şunu da düşünürseniz hocam niye F1'e 6 yazdık 3 yazsaydık bunu 6 yazsaydık fark etmez. Sonuç olarak bize toplam lazım. Toplamdaki ifadenin kime hangisi denk geldi bilmiyoruz. Olabilecek en büyük değerleri aldık sadece. Ve buradaki toplamımızda 10-18 geldi. Şimdi gelelim en küçük için. Yine aynı şekilde bu sefer en küçük değer olabilmesi için alabileceği en küçük 4 tane değeri alacağım. Onlar da 1 olabilir, 2 olabilir görüntüleri, 3 olabilir ve 4 olabilir. Hepsinde tabi farklı olması lazım. Bu şekilde topladığımız zaman 7, 9, 10 gelmiş oldu. Bize farkı sormuştu. Aralarındaki fark da buradan 8 geldi. Örneklerimize bakalım. Mesela birinci fonksiyonumuzda birin görüntüsü B, 2'ninki A, üçünki C'ye gitmiş. Buradaki değer kümesinin elemanları ABC aynı zamanda 1'in, 2'nin ve 3'ün görüntüsü olan ABC ifadeleri burası A. Dolayısıyla burada FA görüntü kümesi değer kümesine eşit olduğu için bu ifade bir e, örten kümedir diyoruz. Örten fonksiyondur diyoruz. Buraya bakalım. Mesela 1'in görüntüsü B'ye gitmiş, 2'ninki B'ye, 3'ünki C'ye gitmiş. Şimdi buradaki e, A kümesi yani tanım kümesinin görüntü kümesi buradaki B ve C olmuş. Görüntü kümemiz buradaki FA. Ama değer kümemizde A da vardı ve burada sonuç olarak değer kümesine açıkta bir eleman kaldığı için F fonksiyonumuz bir örten fonksiyon olmadı diyoruz. Üçüncüye bakalım. Birin görüntüsü B, ikininki B, üçüncü B, C, pardon B'ye gitmiş. Buradaki görüntü kümemiz F A, B elemanından oluşuyor sadece. Ama B değer kümesine yine aynı şekilde açıkta eleman kaldığı için yine aynı şekilde bu fonksiyon örten bir fonksiyon değildir. Son örneğimize bakalım. Birin görüntüsü C'ye gitmiş. ikininki B'ye gitmiş. Üçünki A'ya gitmiş. Görüntü kümesi o zaman nedir? ABC'nin olduğu küme. Ve burada FA yani görüntü kümesi değer kümesine eşit olduğu için bu fonksiyon bir örten fonksiyondur diyoruz. Evet 11. örneğimizde A ve B kümeleri verilmiş. A'dan B'ye fonksiyon tanımlanmış. Buna göre fx eşittir x küp artı 2 fonksiyonun örten olup olmadığını bulunuz. Şimdi A tanım kümemiz B değer kümemiz. Tanım kümesindeki elemanları fonksiyonumuza yerine yazıp görüntü kümesini bulmaya çalışalım. Bakalım değer kümesiyle örtüşüyor mu? fx eşittir x küp artı 2'de tanım kümemizden elemanları tek tek yazalım. x yerine eksi 1 yazdık. Eksi 1'in 3. kuvveti artı 2'den buradan 1 geldi. Ee, elemanımız 0 elemanımız var tanım kümesinde. 0 yazdığımız zaman 0'ın küpü artı 2'den 2 geldi. Tanım kümesindeki diğer elemanımız 1. F1 değerimizde x yerine 1 yazdık. 1'in küpü artı 2'den de 3 geldi. Dolayısıyla şimdi kümelerde gösterelim. A kümesi ve B kümemiz var. Tanım kümemizdeki elemanlar eksi 1, 0 ve 1. Burada değer kümesindeki elemanları da yazalım. 1, 2 ve 3. Şimdi karşılıkları eksi 1, 1'e gitmiş. 0, 2'ye gitmiş. 1 de 3'e gitmiş. Dolayısıyla eksi 1, 0 ve 1'in görüntüsü 1, 2 ve 3 elemanlarından oluşmuş. Ve burada görüntü kümesi ile değer kümesi örtüştüğü için eşit olduğu için o zaman bu fonksiyon örten bir fonksiyondur diyoruz. Evet 12. örneğimizde f tam sayılardan tam sayıları bir fonksiyon olarak tanımlanmış fx 5x artı 2 fonksiyonun örten olup olmadığını bulunuz. Şimdi tanım kümemiz de tam sayılardan oluşmuş. Değer kümemiz de tam sayılardan oluşmuş. Mesela şöyle kümelerimizi yapalım. Tam sayılar. Mesela burada e, tam sayıları alalım. 1, 2, tabi negatifler de gelecek. 3 gibi gidecek. Buradan aynı şekilde negatifler olacak. Bunların her biri karşılığı tam sayılarda geliyor mu ona bakacağız. Örten midir değil midir? Mesela 1 tanım kümesinden bir elemanını aldık. x yerine 1 yazdık. f1 eşittir. 5 çarpı 1 artı 2'den 7 geldi. Mesela F2'ye bakalım. Burada karşılığı o zaman 1'in karşılığı nereye gitmiş? Burada 7'ye gitmiş. F2'ye alalım. 2'ye aldığımız zaman 5 çarpı 2 artı 2'den 12 geldi. 2'nin karşılığı buradaki 12'ye gitti. Şimdi mesela burada şöyle bir durum var. Bu bir öncekini almış olsaydık mesela x yerine 0 almış olsaydık f0 değerimiz x yerine 0 yazdığımız zaman da 2'ye gidecekti. Buradaki mesela 0 değerinin de karşılığı burada görüntüsünde 2'ye gitti. Şimdi burada bizim 0 2. Sonuçta mesela 3 yazsak 12'den büyüyecek. 0'dan küçük yazsak 2'den küçülecek. Sonuç olarak burada 2'ye 12 yazdığımız zaman 1'e 7 yazdık. 1 ile 2 arası başka yazabileceğimiz bir tam sayı yok. O zaman 7 ile 12 arasındaki burada 8, 9, 10, 11 gibi değerlerin buradaki tanım kümesinde bir karşılığı yok. Yani sonuç olarak buradaki değer kümesinde normalde 2, 3, 4, 5, 6 bu elemanların hepsi var. Ama görüntü kümesinde 2, 7 ve 12 gibi değerler var. Tabi diğerlerine de aynı şeyler geçerli olacaktır. O yüzden de burada şöyle diyelim, görüntü kümesinin elemanları buradaki değer kümesinin elemanlarıyla eşit olmadığı için burada şöyle diyelim, görüntü dedik. buradaki değer kümesine eşit gelmediği için o zaman ne diyoruz? Bu fonksiyon örten değildir diyoruz. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ya da şöyle yapabiliriz. Mesela fx dediğimiz ifade aynı zamanda nedir? Y demiştik. Şöyle ikinci yolumuzu şöyle gösterebiliriz. Y eşittir 5x artı 2. Şimdi biz burada e, bu sefer de baştaki yani tanım kümesindeki elemanları bulmaya çalışalım. X'i mesela tek başına bıraksak 2'yi karşı tarafa gönderdik. Y eksi 2 eşittir 5x geldi. 5'e böldük. Y eksi 2 bölü 5 eşittir x oldu. Şimdi y'ye hangi değeri verirsek burada x'in tam sayı çıkması lazım. Yani her değeri verdiğimiz zaman x'in tam sayı çıkması gerekiyor. Ama mesela y'ye 4 değerini verdiğimiz düşünün. Sonuçta 4 değer kümesindeki bir tam sayı. Y'ye 4 değerini verdiğimiz düşünün. 4 2'den 2 gelecek. 2 bölü 5 olacak. 2 bölü 5'i biz x'ten yani tanım kümesinden aldık ama tanım kümesindeki elemanların hepsi neydi? Tam sayıydı. Ama burada 2 bölü 5 bir tam sayı olmadı. Dolayısıyla karşı tarafta buradakinin karşılığı olan bir tam sayı elde edemediği için yine aynı şekilde örten değildir ifadesinde kullanabilirdik. Ya da dediğim gibi bu şekilde de bulabiliriz. Şimdi içine fonksiyondan bahsedelim. A'dan B'ye tanımlı f fonksiyonunda değer kümesinde açıkta eleman kalıyor ise fonksiyon içine fonksiyondur diyoruz. Yani f A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyonda f A yani görüntü kümesi değer kümesine eşit değil ise fonksiyon ne dedik? içine fonksiyondur. Yani aynı zamanda ne demektir bu aslında? Bir fonksiyon eğer örten değilse içine fonksiyondur diyoruz. Mesela biraz önceki örneğimizde fonksiyonumuz örten değildi ama içine fonksiyon geldi diyebiliriz. 13. örneğimiz de yine 12'deki örneğe benzer. İçin olup olmadığını bulun demiş. Yani örtün olup olmadığını buluyoruz aslında aynı zamanda. Yine aynı şekilde tam sayılardan tam sayılara verilmiş. fx eşittir 3x artı 1. Şimdi mesela yine burada elemanlar verdiğimizi düşünün. Tam sayılardan mesela bir elemanını verdik. F1 eşittir. Burada 3 çarpı 1 artı 1'den 4 geldi. X yerine burada tam sayılardan 2 verdik. 3 çarpı 2 artı 1'den 7 geldi. Yine aynı mantık oluştu aslında. Burada mesela tam sayılardan tam sayılara gitmişti. 1 2 3 4 5 ya da küçükleri burada negatifler gelecek. 1'in karşılığının 4 olduğunu bulduk. 2'nin karşılığının 7 olduğunu bulduk. Ama aradaki burada 5 ve 6 değerlerini bu arada başka veren e, bir tam sayı olmadığına göre yine aynı şekilde aradakiler burada 5 ve 6 açıkta kalmış oldu. Dolayısıyla burada değer kümesi ile görüntü kümesi birbirlerine eşit gelmediği için bu fonksiyon içine fonksiyondur dedik. Evet 14. örneğimize bakalım. Aşağıda şema ile gösterilen fonksiyonlardan hangisi içine fonksiyondur demiş. Şimdi baktığımız zaman buradaki ifadelerde örten veya içine içine bakıyoruz. Karşı tarafta mesela görüntülerine baktık 2, 4 ve 6 geldi. Sonuç olarak burada değer kümesiyle bunların tanım kümesindekilerin karşılığı olan FA görüntü kümelerinin değerleri birbirine eşit oldu. Yani değer kümesiyle görüntü kümesi birbirine eşit geldiği için bu ifade örten fonksiyonu oldu. Bize içine olanları soruyor. İkinci öncüle bakalım. Yine bir fonksiyon tanımlanmış. 1'in görüntüsü 4, 3'ün görüntüsü 4, 5'in görüntüsü 4 ve 7'nin görüntüsü 6 verilmiş. O zaman bizim görüntü kümemiz 4 ve 6'nın olduğu küme. Yani F'a kümemiz burası. Görüntü kümem pardon değer kümemizde ise 2 var. Yani açıkta eleman kaldı. Yani F'a ile B birbirlerine eşit olmadığı için bu ifade örten değildir. Örten değilse de nedir? İçinedir nedir? diyoruz. Üçüncü öncümüze baktığımız zaman Yine 1'in karşılığı 6'ya gitmiş, 3'ün 2'ye gitmiş, 5'in karşılığı 4'ü, 7'nin karşılığı 6'ya gitmiş. Sonuç olarak buradaki görüntü kümemizde 2, 4 ve 6 geldi. FA kümemiz bu. Aynı zamanda görüntü kümemiz değer kümesinin elemanları da eşit olmuş. Açıkta eleman kalmadığı için bu ifade ne diyoruz? Örten fonksiyondur diyoruz. Dördüncü öncüle bakalım. 1'in, 3'ün, 5'in ve 7'nin karşılıkları burada 2, 4 ve 6 görüntü kümesini vermiş. Ve görüntü kümesiyle yine aynı şekilde değer kümesi birbirlerine eşit olduğu için bu fonksiyonu da örten fonksiyon gelmiş. Dolayısıyla içine fonksiyon olan ifademiz ikinci öncülde verilmiş. Evet 15. örneğimizde aşağıdaki fonksiyonların hangileri içine fonksiyondur demiş. Birinci öncüle bakalım. F R'den R'ye tanımlanmış bu sefer. F x eşittir x. Mesela herhangi bir reel sayı yazdık. Mesela bir tam sayı yazalım. F 1 yazdık. Karşılığı 1 oldu. F eksi 1 bölü 2 yazdık. Sonuçta reel sayı istemiş. E 1 bölü 2 yazdık. Karşılığı eksi 1 bölü 2 geldi. Yani burada tanım kümesine ne yazarsak yazalım. F A yazdığımız zaman sonuç olarak karşılığı A gelecek. Ve ne yazarsak yazalım. Karşı tarafta da bir karşılığı olmuş olacak. Sonuçta reel sayılardan yani reel sayılara gittiği için buradaki o zaman bu ifadelerin görüntülerin aynı zamanda e bize değer kümesini de vermiş olacak. O yüzden de buradaki ifadenin her birinin karşılığı olduğu için bu karşı tarafta da sonuçta açıkta bir eleman kalmayacak. Reel sayının her bir reel sayının bir karşılığı var. O yüzden buradaki ne diyoruz? F A eşittir B olduğundan dolayı bu ifade örten bir fonksiyon olarak gelecek. İkinci öncü de buna benziyor aslında. F R'den R'ye yine reel sayı vermiş fx eşittir x eksi 1. Burada da yine aynı şekilde x yerine ne yazarsak yazalım. Mesela x yerine 1 yazdık karşılığı 0 geldi. x yerine 0 yazdık karşılığı eksi 1 geldi. 1 bölü 2 yazdık eksi 1 bölü 2 oldu. Sonuç olarak bütün reel sayıları verdiğimiz zaman karşı tarafta yine aynı şekilde reel sayılar gelecek. O zaman her bir reel sayının yine aynı şekilde bir karşılığı olacak burada. Bu şekilde de o zaman yine ne geldi? f a eşittir b olduğundan dolayı örten oldu. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela f(x) eşittir y dediğimiz zaman y eşittir x eksi 1, x tek başına bıraktık, y artı 1 geldi. Burada tanım kümesi için tanım kümesi mesela y'ye burada e, görüntü kümesi, yani değer kümesi ne yazarsak yazalım, hangi reel sayı yazarsak yazalım, sonuç olarak x'i aldığımız yerde bir reel sayı olduğu için yine aynı şekilde bunların her birinin mutlaka bir karşılığı vardır. Her bir reel sayının burada bir karşılığı olduğundan dolayı örten kümedir, örten fonksiyondur diyebiliriz. O zaman içine fonksiyonlar için 1 ve 2'yi alamadık. Üçüncü öncüle bakalım. Doğal sayılardan doğal sayıları tanımlanmış. Mesela e, tanım kümesinde x yerine 0 aldığımız zaman burada 0 artı 1'den 1 geldi. x yerine 1 aldık. 2 çarpı 1 artı 1'den 3 geldi. x yerine 2 yazdık. 2 çarpı 2 artı 1'den 5 geldi. Şimdi bu daha önceki örneklerde yaptığımız gibi. Mesela e, burada doğal sayılardan doğal sayıları demiştik. 0, 1, 2'nin karşılıklarına bakıyoruz. Tabi diğerleri de var. 0'ın karşılığı 1 oldu. 1'in karşılığı 3 oldu. 2'nin karşılığı 5 geldi. Ama buradaki 2 ve 4'ü veren karşı tarafta bir doğal sayı gelmemiş oldu. Dolayısıyla buradaki görüntü kümesi ile değer kümesi birbirlerine eşit olmadığı için bu fonksiyon içine fonksiyon gelmiş oldu. Dördüncüye de bakalım. Tam sayıların tam sayıları demiş. Bunu diğer örnekte de yapmıştık aslında. X yerine mesela 1 yazdık. 1 artı 1'den 2 geldi x yerine 2 yazdık 2 artı 1'den 3 geldi x yerine 3 yazdık 3 artı 1'den 4 geldi biraz da küçüklere gidelim mesela x yerine 0 yazdık 0 artı 1'den 1 geldi dikkat ettiyseniz buradaki tanım kümesindeki mesela 0 1 2 3'ü yazdık karşı tarafta 1 2 3 4 gibi her birinin bir karşılığı gelmiş oldu yani arada hiçbir şekilde boşlukta kalan boşta kalan bir eleman yok her birinin mutlaka bir karşılığı var. O zaman burada yine aynı şekilde değer kümesi görüntü kümesine eşit olduğu için bu ifademizde bir örten fonksiyon gelmiş oldu. Dolayısıyla buradan cevabımız 3. öncüldür diyoruz.